Vezir Köprü, Samsun iline bağlı 2024 yılı verilerine göre nüfusu 100 bin civarı olan bir ilçedir. Bölge tarih turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'da bir dönem sadrazamlık görevini sürdüren Köprülüler Sürlesi'nin yaptırdığı eserler değerli ve önemlidir. Hititlerin kutsal şehri Nerik'e ait kalıntıların bölgede bulunmasından sonra bölge turizmi canlandı. İlçe merkezinde tarihi 1160 yılına dayanan Araslı Bedesten bulunmaktadır. Bölgede bulunan Şahin Kaya Kanyonu'nda kapsamlı festivaller düzenlenmiştir. Kanyon boyunca tekne gezintisi yapma olanağı vardır. Kanyonun büyük bölümü, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. Vezir Köprü'nün tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. İlk şehir, Hititler tarafından şimdiki ilçe merkezinin 2,5 kilometre kadar uzağına kurulmuştur. Arkeolojik kazılar neticesinde Hititlerin kutsal kenti Nerik'in Vezir Köprü'de olduğu tahmin ediliyor. Oymağaç köyündeki höyükte yapılan kazılarda, Karadeniz bölgesinde ilk defa çivi yazısıyla yazılmış tablet parçaları bulundu. Bu tablet parçalarında Nerik ifadeli mühürlerin işlendiği fark edildi. Milattan önce 1200 tarihinden itibaren yöre, Frigya hakimiyeti ve Paflagonya idaresine girdi. Daha sonra burası Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir. Friglerin akınları ile yıkılan şehir, Bizanslılar tarafından tamir ve ihya edildi. O zamanki adı Fezimon yahut Teaklodolis'tir. O dönemde çevredeki en zengin kent olduğu, bugün görülen büyük bina harabelerinden anlaşılmaktadır. Selçukluların Bizanslılar ile yaptığı savaşlarda, Vezir Köprü tekrar harabeye dönmüştür. Vezir Köprü 1695 yıllarındaki